Merhabalar. Bugün de sizlerle taze fasulye dilbisi yapalım. Bunun için benim yarım kilo taze fasulyem var. Şöyle yarım su bardağı pirincim var. Bir orta boy sayılacak kuru soğanım var. İki diş sarımsak, tuz, karabiber. Tabii üzeri için yağ ihtiyacımız olacak. Tereyağı ve zeytinyağı kullanacağız. Şimdi fasulyelerimizi doğrayarak başlayalım. Fasulyelerimizi olabildiğince küçük doğramamız gerekiyor. Şöyle minik minik doğruyoruz. Tüm fasulyelerimizi böyle doğrayalım. Evet, görüyorsunuz bütün fasulyelerimi böyle minik minik doğradım. Bu bir Karadeniz yemeği olduğu için ben gerçekten Karadenizler nasıl yapıyor diye biraz araştırdım. Domates konmuyor, fazla su konmuyor. Çok düşük ısıda, mum ışığı gibi tabir ediyorlar. Çok düşük ısıda 1-1,5 saatte pişiriyorlar. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Soğanlarımızı doğruyoruz. Evet, şimdi tenceremizi aldık. Bu doğradığımız fasulyenin yarısını tencerenin altına koyuyoruz. Şöyle yerleştirelim. Doğradığımız soğan ve sarımsakları da şöyle bir karıştıralım. Bunları da üzerine güzelce yayalım. Yarım su bardağı pirincim vardı, onu yıkadım. Onu da şöyle güzelce her tarafa eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Sonra kalan taze fasulyelerimizi üzerine kapatıyoruz. Bunu da düzgünce yayalım. Evet. Şimdi tuzumuzu, tuz tabii sizin isteğinize göre değişir miktarı. Ben burada 1,5 çay kaşığı kadar kullandım. Biraz da karabiber eklemek istedim. Bu da zevke göre değişir. Yarım çay kaşığı karabiberim var. Bunu da koyuyorum. Şöyle yarım su bardağı da suyumuzu koyuyoruz. Dediğim gibi çok kısık ateşte, mum ışığı gibi ateşte pişiriyoruz 1-1,5 saat civarında. Tenceremi ocağa aldım. Hani kaynayınca kısalım diye bir şey yok. En baştan kısık ateşte, çok kısık ateşte pişirmeye başladık. Evet, 1,5 saat oldu. Hiç kaşık vurmadan pişirdik. Bunu kenara alalım. Şöyle bir dolu yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da zeytinyağımız var burada. Bunu iyice ısıtalım. Üzerine koyalım. Evet, tereyağımız oldu. Kapatıyoruz. Şimdi tenceremize yağımızı ekliyoruz. Ve yine karıştırmıyoruz. Üzerine kağıt havlu koyup 10-15 dakika dinlendireceğiz pilavımızı. Böyle 10-15 dakika daha dinlendirip sonra servis edeceğiz. Evet, pilavımızı dinlendirdik. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz. Bakın tane tane. Çok güzel bir pilav oldu. Yalnız ben 1-2 yemek kaşığı
Su ekledim. Kaynar su ekledim pişerken. Dibine tutuyormuş gibi olacaktı. Suyu bitmişti. Şöyle de servis edelim güzelce. Evet, şahane bir dible. Taze fasulyeli pilav da diyebiliriz. Çok güzel görünüyor. Evet. Şöyle de bir güzel salatayla şahane bir ikili olabilirler. Deneyeceklere kolay gelsin. Çok güzel yemekler, mutlaka deneyin istiyorum. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.